Merhaba arkadaşlar. Bugün kan değerleriyle ilgili bir YouTube videosu yapacağım. Blair cadısı gibi kamerayla dolaşacağım. Çünkü ne yaparsam yapayım parlamayı önleyemedim. O yüzden size tahtayı kendim göstereceğim. Diyelim ki kür yaptınız ve PCT yapacaksınız. Olması gereken zaten bir kan vermeniz ve değerlere bakarak yapmanız. Ya da natürelsiniz, kan değerlerinizi merak ediyorsunuz, testosteronunuzu. Ben daha önce devlet hastanesinde yaptım. Kötülemek için söylemiyorum ama sonuçlarda bazen hata olabildiğini gördüm. O yüzden özel hastaneye gidiyorum ve bir sıralama yaptım. Bu tamamen bana göre bir sıralama. Yani bu işler paralı olduğu için ve bir kan testi 150 lira, 200 lira olduğu için en gerekliden en az gerekliye göre kendime göre sıraladım. Şu şekilde göstereyim. Diyelim PCT'den başlayalım. Siz şimdi PCT yaptınız. Burada aslında en gerekli olan bana göre neyi bozdunuz? Çoğu insan serbest testosterona ilk bakıyor. Hani ilaç çalıştı mı diye. Biz çalıştığını varsayıyoruz. O yüzden sadece PCT'ye yönelik bir kan tahlili veriyoruz. Önce luteinleştirici hormona bakıyoruz. Çünkü bunun değerinin zaten çok düşmesi gerekiyor. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Sonra kullandığımız ilaca göre östrojene bakıyoruz. Buna bir önlem almamız gerekiyor mu? Bunu baskılamamız gerekiyor mu? Yine bir kadınların aslında süt vermek için olan prolaktin hormonu bizde de bazı ilaçlarda çıkabiliyor ve jinekomastiye neden olabiliyor. Ondan sonra serbest testosteron ve total testosteronu sonra kıyaslamak için bakıyoruz. Burası benim için en elzem olan kısım. Buradan sonra tabii ki çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız FSH'a da bakmanız ve bir sperm sayımı yaptırmanızda fayda var. Yine beslenmenize ve ilaçlara ve genetik yatkınlığa göre kolesterol, yine tiroidleriniz ve kreatine baktırmanız gerekiyor. Gelelim natürelsiniz. Natürelde de bana göre en önemlisi şu 3 kalem. Aslında en önemlisi serbest testosteron. Çünkü bu ne kadarsa diğer veriler de normal olacaktır natürel vücutta ve diğerlerine göre de bir fikir verecektir. Ne kadarı vücudunuzda çalışıyor testosteron? İlk buna bakıyoruz. Sonra bunu salgılatada bakıyoruz, luteinleştiriciye. Ondan sonra totale. Şimdi bu üçünün yorumu çok önemli. Diyelim bu düşük, bunlar fazla, bambaşka bir yorum. Bu yüksek, bu yüksek, bu düşük, bambaşka bir sorun. Ya da tam tersi, bu yüksek, bu yüksek, bu düşük, yine başka bir şeye denk gelir. Ya da bu düşük, bunlar yüksek, bu zaten kürde olan bir şey. Aynı zamanda başka yorumlara da gelebilir. Bunun dışında yine baktığımız zaman, diyelim ki çok yağlısınız, aşırı kilolusunuz, obezsiniz, yine östrojeninize baktırabilirsiniz burada. Bunun dışında diyelim çok terliyorsunuz, kilo alamıyorsunuz ya da çok kilo alıyorsunuz, elleriniz titriyor, uykusuzluk var. Yine tiroid sorunları için tiroidlere baktırabilirsiniz. TSH da buna dahil bu arada, sadece ikisini yazmışım. Yine beslenmeye bağlı olarak kolesterol ve kreatine baktırabilirsiniz. Velhasıl ben de böyle yaptım. Hatta şöyle göstereyim. Ben de şu an bununla ilgili bir içerik size göstermek istiyorum. Ben de 2012 yılında yaptığım kür sonuçlarıyla, kür sonrası kan sonuçlarıyla bugünü kıyasladım. Şunu indirelim aşağıya. Evet. Bu 2012 yılında, bakın burada Başkent Hastanesi'nde yaptırmışım, aynı hastanede. Burada tabi serbest testosteron yok. Çünkü o hep sonradan geliyor. Sonradan geldiği için de burada herhalde başka bir mail de eklendi ama ben bulamadım. Östrojenim 9 çıkmış. 7 ile 42 arasında. Bu şu an böyle çıkmaması gereken bir değer aslında. Yani 9 çok yüksek değil ama yine de yüksek. Luteinleştirici hormon 8.48 çıkmış. Yine burada referans arası aralığı var. Pardon, 0.48 çıkmış. Özür dilerim, 0.48 çıkmış. Son derece düşük. Yani 1.7 alt limiti. Ki bu 6. ayda burada var, 25, yani 4. ayda biz yarışmaya girdik. Yarışmadan 2 ay sonra bile bu hala yükselmemiş. Normal referans değerini yakalayamamış. Yine süt hormonumuz 20 çıkmış. Burada yine değerleri var. 0.3 ile 27 arasındaki. Bu da aslında çok yüksek. Şu an muhtemelen çok düşüktür. Ben şu an bunlara gerek duymadım. Bunlarla ilgili bir şey yok. Total testosteron da 0.32. Gerçekten çok normal değerleri bu. Serbestte zaten buradan da anlaşılacağı gibi çok çok düşük çıkmıştır. Yani yarışmadan sonra kendimce bir PCT yapmama rağmen tabii çok da bir şey o zaman bilmediğimiz için yaparak öğrendik bu işi. Böyle bir sonuç. Bir de şimdikine gelelim. Bu da yine
Yine Başkent Hastanesi'nden son dönem yaptırdığım, şurada bakın adım soyadım da yazıyor, test sonuçları. Şimdi burada da total testosteron 383 çıkmış bu değer aralığında. Ve serbest testosteron 608 çıkmış. 5.4 ile 40 arasında. Luteinleştirici hormonda 2.95 çıkmış. Bu hakikaten beni sevindirdi. 1.4 ile 8.6 aralığında. Ben bu dönemde birçok kan testi verdim. Daha önceki bu 2012 olan şeyde. Elimde 20-30 tane kan testi var. Bunları da örnek olsun diye hani sadece açtım. O dönem gördüğüm bu hormonlar o kadar hızlı toplanmıyor gerçekten. Hatta öyle ki 20 günde bir kan testi veriyordum. Atıyorum tribulus alıyordum. 25 gün kullanıyordum, bir daha veriyordum. Hani bir değişiklik oldu mu? Yaptığım, denediğim her şeyde kan testiyle ölçüm yaptım. Ondan sonra da kafamda bir vizyon oluştu. Yani bir senelik bir kan testi bu ve hakikaten 20'den fazla kan testi var. Şu an o yüzden bu 3 değere baktım. Bu 3 değerler bazıları yorum attı. Abi o kadar da yüksek değilmiş. Ya zaten böyle afaki bir yükseklik beklemiyordum. Benim için bunlar çok yüksek değerler. 37 yaşındayım. Hep de diyorum, hiç kür yapmasaydım muhtemelen daha yüksek olurdu. Ama şu an benim için son derece yeterli ve normal insan standartına değerler ve bu şekilde beni gayet güzel idare ediyor bu hormonal durum. Gayet memnunum bu durumdan. Siz de eğer bir kür yapacaksanız mutlaka bunun PCT'sini yapmadan önce bir kan verin. PCT'den sonra bir daha kan verin ve kendinize zaman verin. Görüşürüz.